Eğer beslenmenizi düzene sokmazsanız o reaksiyon düzelmez. Yani. Beslenmeyi de düzene sokarsanız tüm romatizma hastalıklardan kurtulursunuz. Yani aldığın ilaç bile beslenmeyi yoluna sokmadığın sürece işe yaramıyor. Kesinlikle yani, öyle. Hani boş boşuna içiyoruz Niye o ilaçları. Niye uzun uzun anlattım? Bu yüzden anlattım. Harikasınız hocam yani çok uzun teşekkür uzun ederim. Yani uzun uzun anlatıyorum ki o mekanizmayı iyi kavrasın herkes. Evet. Şu anda ekran başında bizi seyreden ağrılardan muzdarip yüz binlerce romatizma hastası var. Bu hastaların kendi kendilerini tedavi edebilmesi için önce beslenmeyi düzene sokmaları gerek. Verilen hiçbir ilaç romatizmayı tedavi etmez. Verilen hiçbir ilaçla romatizmadan kurtulmak mümkün değildir. Romatizmadan korunmanızı da sağlayamazlar. Romatizmadan korunmak istiyorsanız, romatizma meydana geldi, iyileşmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey beslenmenizi düzene sokmaktır. Beslenmeyi düzene sokmadığınız sürece ne ilaç verilirse verilsin ömür boyu bu ağrılardan kurtulamayacaksınız. Evet. Haberiniz olsun. Her türlü hastalık için dediniz ya psikolojiniz de etkiliyor bağırsaktaki Tabii. yediğin aldığınız. Sıkıysa dişiniz ağrısın. Vazgeçtim evet. bütün vücudun ağrmasından, hareket edememekten. Sıkıysa bir tane dişiniz ağrısın. Görün bakın hayatınız nasıl değişiyor. Öyle hocam. İnsanın ağrısı neredeyse canı orada Tabii. atıyor. Tabii. Ve tıp bilimi bile ağrıyı tedavi etmek amacıyla kurulmuştur. Tıbbın kurulma amacı budur. Tarihin ilk çağlarından bu yana tıp ağrıyı tedavi etmeye çalışır. Şimdi ben sizinle yani yıllardan beri program yapıyoruz. Sizinle şunu anladık ben ve seyircilerim de. Mutfağını düzenlemediğin sürece hastalıklar her an kapında. Bravo, çok doğru. Şeker yemeyeceksin, un yemeyeceksin, değil mi? Zararlı gıdaları tüketmeyeceksin. Bunun yerine şimdi hep diyorum ya ben, derdi herkes biliyor. Biz neşeden haber vereceğiz. Yani <laughs> güzelliklerden haber vereceğiz. Ne tüketelim? Ne yiyelim? Hı hı. Ne bize sağlıklı gelir? Romatizmal hastalıkların o acısını, ağrısını en aza indirmek, yakalanmamak için ...ne yapmamız gerekir? Önce beslenmeyi düzene sokacağız. Ondan sonra size bugün kürler vereceğim. Ve romatizma tedavisinde etkili takviyelerden... ...ve bitkisel takviyelerden bahsedeceğim. Sadece bitkisel değil, diğer takviyelerden hmm. de bahsedeceğim. Şimdi beslenme çok önemli. Niye uzun uzun anlatıyorum bunu size? Şunun için anlatıyorum. Bir olaya ne sebep oluyorsa ondan vazgeçmeniz gerek. Doğru. Şimdi ben arabayla sol şeritten giderken... ...önüme duvar çıkıyor, çarpıyorsam... ...o zaman sol şeritten bir daha gitmem değil mi? O şeritte bir duvar olduğunu öğrendim artık. Çarptım ona. Ne yaparım? Geri geri alırım. Diğer taraftan gitmeye çalışırım. Dolayısıyla eğer siz bir beslenme programı uygulayıp da başarısız olduysanız, yani bugüne kadar olan beslenmenizle bir duvara çarptıysanız, romatizma meydana geldiyse, Hashimoto meydana geldiyse, ankilozan spondilit meydana geldiyse o zaman o yol yanlış. O beslenmeyi değiştirmeniz gerek bir hastalığı tedavi etmek istiyorsanız ilk önce onun nedenine odaklanacaksınız. Nedeni değiştireceksiniz. Otoimmün reaksiyonlar zararlı gıdalardan mı meydana geliyor? Nedir bunlar? Gluten. Yani her türlü tahıl, buğday, arpa, çavdar ve bunlarla temas eden mısır, pirinç yani gluten bulaşkanlığı, her türlü hamur işi, makarna, şehriye, erişte, bulgur, yarma. Bunlardan bir uzaklaşın bakalım. Başka e hazır gıdalar, bunların içindeki işlenmiş gıda olmasını sağlayan lezzet artırıcı katkı maddeleri, raf ömrü veren katkı maddeleri, bunlardan uzaklaşın. Başka hazır maya, yani pastane mayası, peynirde kullanılan maya, bunlardan uzaklaşın. Başka laktoz, laktoz intoleransı çok yaygındır bizim toplumumuzda. Peynirde kullanılan maya derken? Peynir, peyniri mayalarken bir mayayla yapılıyor. Tamam. Normalde bu geleneksel marketten usulle. marketten aldığımız Ayranla peynirlerden. Ayranla kestirir. Tabii tabii. Evet. Yani her türlü. Artık köylü bile hazırmaya. Tabii ki hazırmaya insanoğlu tarafından sindirilemez. Nasıl peynir tüketeceğiz peki? Eskiden nasıl yapılırdı? Şirden mayasıyla peynir yapılırdı. Peynir altı suyuyla kestirilirdi. Ayranla kestirilirdi. ile Sirkeyle kestirilirdi. Ve gayet güzel peynirler yapılırdı. Biz bugün ne yaptık? Köylüye hazırmaya diye bir şey verdik. Gariban köylü bile hazır mayayla mayalıyor. Niye? E kolay. Bir şişe mayayla bir sürü peynir mayalayabiliyorsun. Hepsi standart tutuyor. Şirden mayası ne oldu? yok oldu. Çok az insanda kaldı. Ben İtalya'da parmesan fabrikası gezdim. Parmesan fabrikasında adam kilosu 200 liraya parmesan satıyor. Gezdiriyorlar, tur yapıyorlar. Fabrika tamamen elektronik sistem, robotlarla çalışıyor ama geleneksel üretim yapıyor. Yani modern teknoloji, geleneksel üretim. Giorgio girmiş kazanın içine, parmesan topluyor bakır kazandan. Soruyorum dedim ki, hangi mayayı kullanıyorsunuz? Kızcağız dedi ki, İngilizcesini bilmiyorum dedi. Şu hani hayvanın midesinin kenarında bir bölüm şırdan mayası kullanıyorlar. Neden dedim şırdan mayası kullanıyorsunuz? Hazır maya var artık. Kız dedi ki hazır mayayla parmesan yapamazsınız. Parmesan yapmanın kuralları var. Bunlar geleneksel olarak tespit edilmiş kurallardır. Biz buna coğrafi tescil aldık. Biz parmeciano, Reggiano üretiyoruz. Bütün dünyaya satıyoruz. Dolayısıyla parmesan yapmak istiyorsanız hazır mayayla olmaz. Şırdan mayasıyla yapacaksınız. Kim kontrol ediyor dedim. Devlet mi kontrol ediyor? Kim kontrol ediyor biliyor musunuz? Parmesan üreticilerinin kooperatifi kontrol ediyor. Kendi kendilerini kontrol ediyorlar. Ve ondan sonra da bütün dünyaya İtalyan parmesanını yüzlerce euroya satıyorlar. Biz ya ne hocam, yaptık? Hocam o zaman bizim hastalanmamamız olanaksız. Yani Ama bakın ete bu kadar katkı maddesi, ekmeğe bu kadar size. katkı maddesi. İtalya bunu yapabiliyorsa biz niye yapamıyoruz? Ama bu bizi aşan bir şey ki hocam. ya ben, ben Hocam Mutfağına aşan bir sahip şey. çıkabilirim. Bakın şimdi bizi aşan bir şey. Nasıl aşan? Ben tek başıma nasıl be, yapabilirim tohum onu? Tohum yasasını ben çıkarmadım. Ben bireysel olarak ne evet. yapabilirim? Sorabilirim. Talep edebilirim. Herhangi bir vatandaş olarak doğruyu isteyebilirim. Paramı vereceğim zaman her zaman doğru gıdaya verebilirim ve mutfağıma sahip çıkabilirim. Hocam o Eğer imkanım varsa dedelerimin bahçeli gibi 300 metrekare bahçe yapacağım. Yok hocam kendime. öyle bir imkan yok. Ee, öyle bir para da yok. Öyle mi? Yok. Bu memlekette sigaraya bu kadar para verilirken, araba satışları, otomobil satışları rekorlar kırarken, her bir eve milyonlarca lira verilirken toprak almaya para yoksa ki toprak para değil şu anda. Bu tamamen öncelik meselesidir. O para var. Sadece o parayı siz başka yerlere harcıyorsunuz. Zaman. Yani şehirde bir ev sahibi olacağınıza kırsalda yüzlerce dönem toprak sahibi olup öyle bir yaşam tercih edebilirsiniz. Tercih etmiyorsunuz. Şehirde kalmayı tercih ediyorsunuz. Bu sizin tercihiniz. Bu bir tercih. Bakın bugün tarla para değil, tarım para değil ve doğru tarımla da para kazanmak mümkün. Yeter ki doğru tarım politikaları uygulansın, çiftçi planlayarak gitsin. Ama bugün yanlış politikalar nedeniyle çiftçi para kazanamıyor. Tarımsal üretimde geriledik. Türkiye artık kendisine yetecek kadar tarımsal üretim yapamıyor. Bizim ihtiyacımız tekrar milli tarım ve milli hayvancılık politikalarına geri dönmektir. Yerli tohuma, geleneksel tarıma geri dönmektir. Türkiye bir tarım memleketidir. İlk tohum burada ekildi, Göbekli Tepe'de ekildi. Tarım bizde başladı. Bu ülke yüz binlerce yıl boyunca... Herkesi beslemiştir. Sadece kendisini değil etrafını da beslemiştir. Biz tekrar tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi olmalıyız. Önceliğimiz bu olmalı. Bunu yapmadığımız sürece işte Nur'un dediği bir noktada doğru, haklı. Biz bunu yapmadığımız sürece hastalıklardan kurtulamayacağız. Onun için ben bunu yapamıyorum ne yapayım hocam? Mutfağınızı bir değiştirin bakalım. Tamam hibrit tohum kötü, tarım ilaçları kötü ama siz çaresizsiniz, yerli tohum bulamıyorsunuz. O zaman bir işlenmiş gıdaları temizleyin, bir yoğurt mayalamaya başlayın. Bir turşu kurmaya başlayın. Bir yemediğiniz çürüyen meyvelerinizden bir sirke kurun bakalım. Nasıl oluyor hayatınız? Bir kemik suyu kaynatın bakalım. Ne değişiyor hayatınızda? Çok şey değişecek. Doğru söylüyorsun. Ben olsun. çaresizim deyip de ondan sonra ekmeğe yüklenirseniz, makarnaya yüklenirseniz, köşedeki pizzacıdan pizza söylemekten vazgeçmezseniz, o çaresiz değil. Siz kendiniz yaratıyorsunuz, haberiniz olsun. Kendi sınırlarınızı kırın, kendinizi hapsetmekten vazgeçin ve bir çare bulmaya çalışın. Bu çareyi kitaplar dolusu yazdık. İsteyen yapıyor. Bu kitapları niye yazdım? Hasta olan insanlar okusun da iyileşsin diye yazdım. Hangi kitabınız romatizma için? Hepsinde romatizma var. İlaçsız yaşamda da var, bitkisel kürlerde de var, yaşam sevincinde de var. Hepsinde romatizma hastalıklardan bahsediyorum. Şunu göstermek isterim. Bu e, Hı. diyabet ve zayıflama kürleri özellikle şeker hastasıysanız bu kitabı mutlaka evinizde Kesinlikle. mutlaka bulundurmalısınız. Sırf bu kitabı okuyarak e, Yurt dışından bir takipçimiz programda söylemiştik. Şeker hastalığımı azami ölçüde yendim ve Bin, şu anda kendimi çok iyi hissediyorum Binlerce dedi. insan iyileşti çünkü bir mail adresi koyduk bu kitaba. Evet. İyileşen diyabet hastaları kendi öykülerini yazsın diye binlerce insan mail attı. Evet binlerce evet oraya insan da hatta iyileşti. bakın yani çok başarılı İlaçsız yaşam da öyle. İlk kitap bu. Ve bu bakın bir çıkalı, doktor bunu yazıyor. Evet. Yani bir doktor ilacı tavsiye etmiyor ve ilaçsız yaşamla sağlığınıza nasıl kavuşacağınızı anlatıyor. Hastalanmadan yaşamak mümkündür. Bu kitap çıkalı 10 sene oldu. 10 sene önce, 11 sene önce yazdım. 2012'de yazdım. 2013'te çıktı. Ve bu sene 10. senesi şimdi güncelledim. Yeni baskısı çıkacak. Güncellenmiş baskısı. İlaçsız yaşamda Bitkisel eczane bile var. Evde kurabileceğiniz bitkisel eczane bile var. Ecza dolabı bile var. Yani burada eğer siz bunu öncelik olarak alıyorsanız sağlıklı yaşamayı bunun bir sürü yolu var. Peki. Ben hocam tarla alamıyorum, tapan alamıyorum. Ben asgari ücret çalışan bir vatandaşım. Ben ne yapacağım? Yoğurt mayalayın. Bakın hem daha ucuza gıda alıyorsunuz hem daha sağlıklı gıda yiyorsunuz. Hazır yoğurt almayın. İşlenmiş gıda söylemeyin evinize. Kemik suyu kaynatın. Yemeklerinizi kemik suyuyla pişirin. Bunlar bile çok şeyi fark ettiriyor. Şimdi merak etmeyin tabii yani Ümit Hocam daha ileri boyutta konuşuyor. Tarla alın, ev alın, toprak ekin <laughs> diye. Ama bizim aşkına. burada vereceğimiz tarifler öyle basit tarifler. Hiç merak etmeyin. Ben daha makro boyutta yaklaşıyorum. Ama size her bireyin yapabileceği şeyleri anlatıyorum. Yoğurt mayalamak herkesin yapabileceği bir şeydir. Bir de şunu unutmayın. Bakın bu memlekette... En ucuz araba artık neredeyse 1 milyon lirayı buldu. Bu arabalar şakır şakır satılıyor. Allah bereket versin daha çok arabalın. Ama siz bir model düşük araba alayım deseniz, yani alacağınız arabanın bir model düşük olanını alayım deseniz en az 100-150 bin lira oynuyor. Bugün Çanakkale'ye gidin, o 100 bin lira parayla iki dönüm, üç dönüm tarla alırsınız. Tarla, imar geçmeyecek yerden. Yani bu bir öncelik meselesi. Kendinize 1 milyonluk değil, 10 milyonluk araba alın. Helali hoş olsun. Mesele o değil. Mesele sizin öncelikleriniz. Ben 10 milyonluk araba alacağım diyebilirsiniz. Alırsınız. Bu sizin paranız. Kim ne diyebilir? Doğru. Ama ben 10 milyon liralık değil. 8 milyon liralık araba alacağım deyip kendinize bir tarla yapabilirsiniz, bir bahçe yapabilirsiniz. Aynı şey küçük ölçekte de geçerli. Ben 500 bin liralık bir araba yerine 400 bin liralık bir arabayı tercih edip o 100 bin lirayla kendime bir tarla yapacağım diyebilirsiniz. Ama Yapamıyorum diyorsanız o zaman işte onları da anlatıyoruz size. Bu kitapların hiçbirisinde size tarla alın, tapan alın, mal alın, mülk alın demiyoruz. Mutfağınıza sahip çıkın diyoruz. Mutfağına sahip çıkmak çok önemli. Niye? Ekmek yemeden yaşayabilirsiniz. Eğer evet. romatizmaysanız, ekmeğe, ekmeğin size ne zarar verdiğini biliyorsanız o zaman bunu kesebilirsiniz. Kemik suyu kaynatabilirsiniz. Zararları sayıyoruz. Tekrar sayalım. Gluten içeren tüm gıdalar, her türlü ekmek, makarna, şehriye, erişte, bulgur, yarma bunların hepsi gluten içerir. Başka? İşlenmiş gıdalar, içine katkı maddesi giren her türlü madde, başka hazır maya, başka laktoz içeren süt ürünleri. Bunları en azından 6 hafta kesip denemelisiniz. Sizi rahatsız ediyor mu etmiyor diye. Bütün bunları kestiğiniz zaman ve karbonhidratlar, şekerler bunların hepsi romatizma hastalıkları tetikler. Hocam her şeyi çıkardınız. Biz ne yiyeceğiz? Sayayım ne yiyeceğinizi. Zeytinyağı serbest, iç yağ, kuyruk yağı serbest, sirke, turşu, eğer toler edebiliyorsanız laktozu, ev yoğurdu serbest ama ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu. Sakatatlar serbest, faydalı ve gerekli. Et suyu, kemik suyu, paça çorbası, ciğer, işkembe bunları bol tüketin. Protein serbest yani kırmızı et, köy tavuğu, deniz balığı serbest. Sebze serbest mevsiminde olmak kaydıyla. Diyabet hastası değilseniz Kuru baklagiller serbest, kinoa serbest, greçka serbest, meyve, bal, pekmez az miktarda olmak kaydıyla serbest. Kuru serbest, kavrulmamak kaydıyla tuzlu olmayacak, kabuğunu kendiniz kıracaksınız günlük olarak. Bakın her şey var. Tahin, tahin kaliteli besin. Tahin değil değil hocam, serbest, tahin. tabii ki. Haşhaş tohumu serbest, susam serbest, çörek otu serbest. Yani aslında çok kaliteli besleniyorsunuz ama yanında Ekmek, makarna, pilav tatlı yemiyorsunuz. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece romatizmal hastalıktan kurtulursunuz. Hiç ee, merak etmeyin. Zaten yönetmemizde de ekrana getirdi. Bunları tüketirseniz Hı -hı. sizi romatizmal hastalıklardan korur. Evet. Ha, D vitamini de çok önemli. Bu arada tabii. herkesin hemen hemen herkesin D vitamini düşük tabii zaten. Tabii, takviyeleri anlatacağız zaten bir sonraki bölümde. Evet. Bütün bunlara. Peki ben romatizma hastasıyım, beslenmemi düzenledim. Başka ne yapayım? Hangi kürleri uygulayayım? Hangi takviyeleri anlatayım? Onları da birazdan anlatacağız evet. size. Peki şimdi dedim ya hep hep dertten bahsetmeyeceğiz. Biraz da güzelliklerden, biraz Hı -hı. da ne yapacağımızı konuşacağız. Şimdi romantizma için bir çay tarifimiz var. Onu Hı -hı. hemen hocam paylaşalım hay, hay. derim. Ee, yine e, hani derler ya tabiat ananın bize sundukları. Çok Aslında doğru. biz her şeyi çok uzaklarda arıyoruz. Çok pahalı olmasın. Faydalı olacağını düşünüyoruz ama burada vereceğimiz bu tarif çok basit bitkilerle çok etkili çaylar ve yapabiliriz, çok etkili. kürler Buyuruz yapabiliriz. Buyurunuz efendim, romatizma çayında neler gerekli? Bir öncelikle, görelim öncelikle. Öncelikle malzemelerimizi sıralayalım. Bir kere zencefil. Zencefil bizim ve zerdeçalla birlikte iki tane önemli kıymetli bitkisel takviyemiz. Hı hı. Bakın zerdeçalda zencefil ve zerdeçal son derece kıymetli takviyelerdir. Bunu unutmayın, romatizma hastalıklarının tamamında anti bitkilere biz önem veririz. Bizim en güçlü anti bitkimiz zerdeçal, iki numara zencefil. Hı hı. Bunlar çok kıymetli. Başka, meyan kökümüz var. Mayan kökü bizim ülkemizin bitkisi, Anadolu'nun hazinelerinden bir tanesi. Yine mayan kökü neredeyse steroidler kadar kortizonlar kadar etkili olduğunu söyleyen çalışmalar var. Çay olarak tüketebiliriz. Ama dikkatli olun mayan kökünü tüketirken kalp damar ilacı kullanıyorsanız, diuretik yani vücuttan idrar söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız, tansiyon ilacı kullanıyorsanız mayan kökü etkileşime girebilir. Çok dikkatli olun eğer meyan kökü tüketecekseniz de şu elimde gördüğünüz miktar kadar yani bir parmağı büyüklüğündeki meyan kökünü bir gün içerisinde tüketin daha fazlasını tüketmeyin. Hocam bir de meyan kökü Osmanlı'da şerbetlerde kullanılmış. Tabii hala kullanılır. Ee, hazımsızlığa falan da çok iyi geldiği Tabii. söyleniyor doğru mu? Midevi bitkidir. Evet. Bakın doğanın mucizelerinden bir tanesi daha. Tabiatta antiromatizmal olan, antiflamatör olan bitkilerin hepsi midevidir. Ama mideye iyi gelir. Mideye iyi gelir. Mide dostudur. Ama romatizma hastaları çok iyi bilecek romatizmada kullanılan kimyasal ilaçların tamamı Mideye zararlıdır, Zararlı. karaciğere zararlıdır, toksiktir. Mide kanaması yaparlar ve dehşet verici derecede kötü sonuçlar doğurabilirler. Mide kanaması, karaciğer toksikasyonu gibi. Fakat doğada bizim kullandığımız, romatizmada kullandığımız antienflamatuar bitkilerin hepsi mide dostu ve karaciğer dostudur. Harika. Çok enteresan bir şey bu. Şimdi beyan kökünden kaynatmadan kullanacağım. Çok az etken madde geçsin istiyorum. Bunun içinde bir de tatlı bir madde vardır. Şekerden daha tatlıdır ama kalorisi yoktur. O yüzden de şerbetleri çok tüketilir. Bir de o tarafı vardır. Karabiber koyacağım. Karabiberim var. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber koydum. Kuşburnu yine benim memleketimin en güzel bitkilerinden bir tanesi. C vitamini deposu ve antenfotu Çok yüksek motuar. değil mi hocam C Evet, vitamin, çok şey, yüksek C vitamini var. Kuşburnu benim annemin köyünün Tokat'ın Tavara köyünün Reşadi'nin Tavara köyünün dağları, tepeleri kuşburnu ağacı doldurur, böğürtlen doldurur, fındık doldurur, cennet gibi bir ormandır orası. Ve kendi öttüğüm zencefil. Zencefil zerdeçal gibi baharatlara öğütülmüş olarak almayın lütfen. Tane kök olarak, kuru kök olarak alın. Kendinizi öğütme makinesinde öğütün ve bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı kadar da ondan koydum. Ee, kuşburnu koydum. tane karabiber koydum. meyan kökü koydum. zencefil koydum. üzerine sıcak su ekliyorum. kaynamış, altı kapatılmış kettle'da 5 dakika beklemiş 80-90 derecede su ekliyorum ve şöyle demlenmeye bak bırakıyorum. Zencefilimiz toz zencefil olduğu için hemen renk verdi. Bunu toz zencefil değil kuru kök zencefille de yapabiliriz. Beyan köküyle birlikte kaynatarak 2 dakika yapabiliriz. Çeşitli usulleri vardır. Bu usullerden bir tanesidir sadece demleme usulü. Tane karabiber, meyan kökü, zencefil ve kuş burnu ile yaptığımız bir romatizma çayı. E hemen zencefilde bir şey soracağım size. Zencefil aynı zamanda bağışıklığı çok toparlayan Tabii. bir bitki. E, antimikrobiyal virüslere karşı etkili. Yani gribal hastalıklarda, e, korona hastalıklarında etkili. Benim mesela evimde zencefil ekstratları vardır. Mesela kızım birazcık desin böyle Ay, anne boğazım ağrıyor, Hı. çok kötüyüm diye. Hemen... Zencefil ekstratlarından pandemi veririm. Pandemi döneminde bizim bir numara ilacımız zencefildi zaten. Evet. Ve çok faydasını gördük. O evinizde bulunsun. Evet zencefil çok kıymetli. Zencefil gerçekten viral hastalıklarda çok etkili. Kış boyu takviye olarak almakta fayda var. Zencefilin aynı zamanda güzel bir tarafı daha var. Zencefil mide bulantısını gideriyor. Öyle mi? Bu Bilmiyorum çok önemli. Onu. Niye önemli? Çünkü hamilelerde ve kemoterapi alan hastalarda güvenle kullanılabilir. Ve hamilelik bulantısı ve kemoterapi bulantısına son derece etkilidir. Zencefil dünyada mide bulantısına en iyi gelen bitkidir. Peki o zaman hamileler de gün rahatlığıyla kullanabilir. Zencefili kullanabilir, meyan kökünü kullanmayacaklar hamileler. Zencefilden bahsediyoruz. Evet, zencefil zencefil kullanabilir. her evde olması gerekiyor. Ve Tabii. gerçekten hani minicik çocuğunuzun bir boğazı ağrıdığında, Hı -hı. sizin böyle bir kırıklığınız olduğunda, ee, o toksik etki gibi. yaratan ilaçları içmektense doğanın mucizesi zencefil Kesinlikle öyle. Ee, hepimize Şimdi çok daha faydalı. Bu noktada bir uyarıda bulunmak Buyur gerekir. Hocam. Bunu meyan kökü üzerinden yapacağım. Şimdi şöyle lafları çok duyuyorum. Efendim bitkiseldir, zararsızdır. Özellikle internette böyle laflar var. Bunlara aldanmayın. Dünyada zararsız olan hiçbir şey yoktur. Sizin içtiğiniz içme suyunun içinde bile vücudunuza zararlı pek çok madde alırsınız farkına varmazsınız. Bir maddenin zararlı ya da faydalı olması dozuna bağlıdır. Meyan kökü bir tıbbi bitkidir ve geleneksel kullanımı çok yaygın olan bitkidir. Bunu biliyoruz. İşte az önce meyan kökü şerbetlerinden bahsettik. Bizim toplumumuzda ne kadar yaygın olduğundan. Çünkü bizim memleketimizde çok yaygın bulunan bir bitkidir. Meyan kökü gerçekten romatizma üzerinde tıpkı steroid ilaçlar kadar etkilidir. Aynı zamanda meyan kökü bağışıklığı da destekleyen, dengeli çalışmasını sağlayan bir bitkidir. Fakat meyan kökü Bizim tıp ağzıyla söylediğimizde, jargonla söylediğimizde terapotik aralığı dar bir bitkidir. Bu ne demektir? Beyan kökünün faydalı olduğu dozla zararlı olduğu doz arasında çok az miktar vardır tehlikelidir. Meyan kökü vücutta sodyum potasyum pompasını bozabilir. Mineral kayıplarına sebep olabilir. Kalp damar hastalığı ilaçlarıyla ve tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Dolayısıyla meyan kökü alırken çok dikkatli olmanız ve muhakkak doktorunuza danışmanız gerekir. Evet meyan kökü bir tıbbi bitkidir ama doğru dozda ve doğru yerde kullanılmalıdır. Yani bitkiseldir, zararsızdır lafları doğru değildir. Kocaman bir palavradır. İşin uzmanlarına danışmadan asla herhangi bir bitkisel ilaç kullanmayın. Kimdir işin uzmanları? fitoterapi uzmanı hekimlerdir. Bugün ülkemizde 1500'ün üzerinde fitoterapi uzmanı hekim var. Sağlık Bakanlığımız çok güzel eğitimler düzenledi. Pandemi nedeniyle bu eğitimlere ara verildi. Umarım tekrar başlar. Çünkü fitoterapi bir hekimin öğrenmesi gereken en önemli tedavi bilimidir.